Ederim. Demin aslında başlamış olduk. Ve yani buradaki tekrar resmi kısmında bir hatırlatma yapayım. Bunu söylediğim zaman bana arkadaşlarım kızıyorlar ama yine de söyleyeceğim. Yani bir kere ben sosyoloğum. Dolayısıyla şimdi daha çok felsefe gibi gözüken şeylerin içine dalacağız. Ama şöyle söyleyeyim. Bu konudaki benim bu meseleye yaklaşmak zorunda hissetmem kendimi tamamen şeyle alakalı. Yani sosyolog olmam ve pratik olarak çalıştığım, bir sosyolog olarak çalıştığım nesnelerin neliği üzerine sorgulamaya başlamam. Yani buradan, şimdi bu neliği üzerine sorgulamaya başladığımızda aslında meseleye bir adım atmış oluyoruz ama meseleyi çözmüyoruz. Çünkü yani özellikle bu Hegel sonrası, Kant ve Hegel sonrası Alman düşünce geleneğinde bu kendisini en bariz bir şekilde de Diltay'la birlikte oturttu. Doğa bilimleri alanı, Naturwissenschaften ve onların Geisteswissenschaften dedikleri, bizim tin bilimi dediğimiz, bugün yanlış olarak aslında toplum bilimleri alanı diye çevrilir ama bu toplum bilimleriyle de insanla bir alakası yoktur. İnsan tinle ilgili olduğu ölçüde bu çalışmaların alanına girer. İlgili olmadığı ölçüde de girmez. Dolayısıyla esas alanın sınırlanması tin bilimleri diye ortaya çıktı. Orada da şöyle bir şey oldu. Yani tin bilimlerindeki nesnelerin nesne karakteri doğa bilimlerinin çalıştığı alanda yani doğadaki nesnelerin nesne karakterinden farklıdır diye ortaya çıktı. Bu da çok güzel bir ne derler mazeret teşkil etti. Böylece sosyal bilimler dediğimiz, bugünkü sosyal bilimler dediğimiz çalışma alanı kendisini doğa bilimlerinden hem kendi kurduğu nesnesi anlamında hem de şey anlamında uzaklaştırabildi. Başka bir yöntem bilim kurgusu içine girdi. Yani mesela hani beşeri bilimlerin kendi içinde en önemli ortaya çıkan tartışma noktalarından bir tanesi bu bağlamda şey oldu. Yani pozitivist bir tavır mı alınacak? Yani pozitivist derken burada pozitivizmin ayırıcı özelliği, empirisizmle genellikle çok karıştırılır da o yüzden soracağım. Ayırıcı özelliği şey değildir. Yani deneyselliğe dayanıyor olması değildir. Ayırıcı özelliği çalışma yöntemi olarak doğa bilimlerinin yöntemlerinin benimsenmesi gerektiğini söyler. Yani doğa bilimlerinin çalıştığı doğayla toplum bilimlerinin çalıştığı ya da tin bilimlerinin çalıştığı tin arasında niteliksel bir fark görmemekten yanadır. Dolayısıyla fen bilimlerinde nasıl çalışılacaksa toplum bilimlerinde de, tin bilimlerinde de aynı yöntemler benimsenmelidir. Buna karşılık bu Alman geneli, fenomenoloji de bunun içindedir. Bunu temellendiren Husserl fenomenolojisi de bunu temellendiren yaklaşımlardan biri oldu daha sonra. Bu Alman geleneği böyle bir toplum bilimlerinin ya da tin bilimlerinin yönteminin farklı olması gerektiği. Bir tanesi açıklamaya yönelirken tin bilimlerinin esas amacının açıklama değil, yorumlama olması gerektiğini söylemeye başladılar. Bu yorumlama içinde çeşitli metotlar falan önerdiler ama bunların ayrıntısına girmeyeceğim. Bizim meselemize gelince, şimdi bu anlattığım kısmın bizim meselemizle alakası şuradan geliyor. Doğa bilimlerinde doğal nesneler dediğimiz şeyler demek ki Alman geleneği içinde de, Alman düşünce geleneği içinde de doğanın verdiği birer töz olarak anlaşıldılar. Yani kendi içinde var olan şeyler, var olmaları bizim gözlemlerimize, algılarımıza, bizimle ilişkiselliklerine bağlı olmayan şeyler. Düşün, yani bir gezegenin var olup olmadığını söylüyoruz. Ayın mesela var olup olmadığını söylüyoruz. Şimdi ay biz gözlemlesek de gözlemlenmesek de orada var olacaktır. Halbuki toplum bilimlerinin nesneleri böyle değildir. Yani bir sınıf kavramını ele alalım, bir yoksulluk kavramını ele alalım, bir suçluluk kavramını ele alalım. Bunların toplum bilimde konuşulurken bu kavramlara olgu diye hitap edilir. Suçluluk olgusu, yoksulluk olgusu, sınıf olgusu diye. Ama yani burada uzun yıllardan beri biriken birikim şunu gösterir.
bu olguların oluşturulması kavramsal ve kurgusal, yani teorik yaklaşımlara bağlıdır. Yani kafamda hiçbir şekilde Marx'ın sınıf düşüncesi yoksa topluma baktığım zaman sınıf diye bir olguyla karşılaşmam. Ya da mesela eğer zenginlik olgusu yoksa karşımda benim önüme yoksulluk başka bir olgu olarak gelmez. Bu ikisi arasındaki fark olarak gelir. Şimdi girişeceğim şey, girişmeye çalışacağım şey aslında biraz geri dönük, belki pozitivistçe ama tersten bir pozitivizmi içerecek. Şunu diyeceğim, yani doğal dediğimiz nesnelerle tinsel ya da toplumsal dediğimiz nesneler arasında böyle bir niteliksel fark yoktur. Bu hem gerek doğal gerek toplumsal nesnelerin tözel varlıklarından bahsedilemez. O yüzden bu konuşmanın başlığı varlığa geliş ve varlıktan gidiş şeklini alacak. Şimdi bunu yaparken demin burada hani girerken bahsettim. Düşünce geleneği içinde benim bilebildiğim kadar, yani çok yok bu hattı savunan, çok popüler de değil. Fakat şöyle söyleyeyim, yani töz düşüncesine dayalı, ki töz düşüncesine dayalı derken aklımda kimler var? Töz düşüncesine dayalı modern düşüncenin diye devam edeceğim. Aklımda kimler var? Mesela bir Descartes var, bir Spinoza var, bir Leibniz var. Modern düşüncenin ilk temellendirilişi bu üç düşünce çerçevesinde gerçekleşiyor. Bunlar da töz kavramına baktığımız zaman üçü de anlaşırlar. Sadece anlaşmadıkları şey tözün ne olduğuyla ilgili sorudur. Töz kavramına baktığımız zaman şöyle bir tanımla karşılaşırız. Töz, yani substans ya da Latincesi substantia denen şey. Daha yazayım mı? İşte böyle şeyler için tatlı gerekebilir. Aslında eski orijinal bir Yunanca terimin çevirisi. Nasıl çevireceklerini bilemedikleri için böyle çevirmişler. Bir de bununla paralel başka bir çeviri daha var. Çok akraba bir terimin. Onu da şimdi yazayım. Sonra değineceğim bunlara. Sub yani stratum. Şimdilik bu üstteki beklesin, bu alttakinin tanımıyla ilgili olarak şöyle diyecek bu arkadaşlar. Yani töz varlığı başka herhangi bir şeyin varlığına dayanmayan şeydir diye açıklayacak. Bu bağlamda mesela Descartes bize madde ve ruhun töz olduğunu söyleyecek. İki tözden bahsedecek o. Fakat burada problem şudur. Varlığı başka bir şeyin varlığına dayanmayan şey olarak tanımladığımız şey, bu tanım gereği başka şeylerle ilişkiye giremeyeceğinden Descartes'in de kaçınılmaz olarak varmak zorunda olduğu sonuç, madde ve ruhun birbirleriyle etkileşemeyecekleridir. O yüzden yani herkes Descartes'ci dualizm der ama, kartezyen dualizm der ama ben aslında buna üçlemecilik diyeceğim. Çünkü nasıl oluyor da düşünce, bir fikir, idea maddi sonuçlar üretiyor diye ya da tersi sorduğu zaman Descartes bu soruya verebileceği tek cevap araya iyi bir tanrının girmesi aracılığıyla olacak. Başka türlü olmayacak. Yani modern düşüncenin temelinde vazgeçilmez olarak bu olacak. Bunu Spinoza'da da göreceğiz. Maddeci olduğu söylenen Spinoza'da da göreceğiz. Spinoza'nın monizmi sayesinde bir maddeci olarak yorumlanabilme olanağının doğduğunu da ekleyeyim. Yani bu ayrımı yapmayacak. Tek bir töz vardır diyecek. O da Tanrı doğadır. Tanrı gene işin içinde. Tanrı doğadır. Bunun çeşitli belirlenimleri, attribütleri vardır diyecek. Bu attribütler ayrıca moduslara ayrıldığı zaman tezahürlerle karşılaşırız diyecek. Yani şeylerle karşılaşırız diyecek. Leibniz ise gene aynı töz tanımından. O da sonsuz sayıda töz olduğunu iddia edecek. Fakat bunların hepsindeki zorluk şudur. Bir töz ya tek bir töz olarak kalmak zorundadır. Bu bağlamda Spinoza'nın haklı olduğunu söyleyebilirim. Bu tanıma göre çünkü töz başka hiçbir şeyle ilişkiye giremediğinden kendisi dışında herhangi bir varlığın, herhangi bir şeyin var olduğunu da
fark edemeyecektir. Yani kendimizi bu toz tarafından belirlenen dünyanın içinde bulduğumuzda, bu dünyanın dışında, bu tozun belirlediği ve biçimlendirdiği dünyanın dışında başka bir varoluş tarzını düşünemez hale geleceğiz demektir. Şimdi dolayısıyla Spinoza'nın monistik örneğinde hem Tanrı hem doğa bir ve aynı şey olmak zorunda kalırlar. Ama mesela Leibniz gene üçüncü varyasyonu, aslında çok güzel bir çeşitleme bu. Leibniz'e baktığımızda Leibniz'de sonsuz sayıda töz vardır, monad diye isimlendirdiği. Birlik demek aslında. Tek tek birlikler, bütünlükler. Bu monadların bir dışarıya töz olduklarından pencereleri olamaz diye açıklayacak Leibniz bunu. Yani bir monad başka monadlarla ilişkiye girerek o monadlarda ne olup ne bittiğini anlayamaz, öğrenemez, onlardan etkilenemez demektir. Şimdi bu, o zaman nasıl oluyor da monadlar diğer monadlarda ne olup ne bittiğini öğreniyor diye sorduğunda da Leibniz şu Tanrı gene, yani hatta pre-given harmony, önceden verilen uyum, Tanrı tarafından şeylere, varlığa önceden verilen uyum sayesinde oluyor diyecek. Şimdi bu Tanrı düşüncesi, bu üç modernliğin başındaki, modern düşüncenin başındaki bu üç düşünürde çok bariz, çok belirgin ve çok somuttur. Halbuki mesela aydınlanmanın son düşünürü diye isimlendirilen Kant'ın düşüncesine geldiğimizde bu iş biraz şekil değiştirir. Kant artık varlığın kendisinin ne olduğu sorusunu bırakır. Varlığın özellikle birinci kritiğinde nasıl bilebileceğimiz sorusuna yoğunlaştığı zaman o da şöyle bir şey kuracak. Aslında bir başka töz, tamamen kendi içine kapalı bir bilinç dünyasından bahsetmeye başlayacak. Bu bilinç dünyası kendi dışındaki hiçbir şeyi bilemez. O derece bilemez ki bu bilincin içine kendisini şeyler olarak gösteren, Kant buna Anschauung diyecek, yani görüler diye çeviriyoruz Türkçe, görüler olarak ya da fenomenler olarak gösteren şeylerin nedenselliğini, niye bizim bilincimizde bu şeylerin, bu perdenin, bu halının bu şekilde gözüktüğünü sorduğumuz zaman, biliyorsunuz bir alternatif yaklaşım buna Berkeley'in yaklaşımı. Onlar tamamen bizim hayalimizin ürünü. Ama hayalimizin ürünü demek gerçek olmadığı anlamına gelmez. Yani hayalimin ürünü olarak bir araba beni ezerse, evet ben ölürüm. Yani idealizm şey değildir. O kadar da naif bir idealizm değildir. Onu da belirtmek lazım. Fakat Kant'ın durumunda şöyle, yani Kant böyle ikircikli bir tavır alacak. Diyecek ki yani anlamamızın zorunluluğu olarak bu şeylere, bu görüngülere, bu görünümlere neden olan dışarıda, bilincimizin dışında bir şeylerin olduğunu düşünmek zorundayız. Güzel, ama biz bunu düşünüyoruz diye, düşünmek zorundayız diye o şeyler olmak zorunda değiller. Burası bence kritikti. Böylece aslında bu konudaki ilk kuşkuları atacak bizim zihnimize Kant. Ondan sonra bu gelenek maalesef sönümlenmeyecek. Keşke sönümlenseydi diyebiliriz. O zamandan atılan bugüne bir başka tohum da gene Kantçı düşüncenin içinde. Şu özne meselesi, hani Lacancılığın da çok eleştirmiş olduğu verili özne meselesi. Verili özne ile ilgili olarak da şöyle diyecek. Yani özne, kısaca bir çıkarsama yapayım. Bunu üç, yani bilincimizin yapısını üç ana unsura ayırdıktan sonra duyarlılık, anlama ve akıl diye üç ana unsura ayırdıktan sonra, şimdi burada duyarlılıktan gelen veriyle desteklenemeyen anlamada, ama anlamanın kendi mantıki işleyişi sonucunda zorunlu olarak ürettiği üç tane ideadan bahsedecek. Bu idealar aslında Platoncu anlamda idealar. Fakat burada Kant biraz tedirgin duracak. Mesela örneğin Spinoza'nın durumunda olduğu gibi ideanın yaratıcı gücü fikrine hemen atlamayacak. Mesela bu idealizme geçişte önemli bir unsur olacak.
Fakat Kant için bunlar anlamanın ideaları, zorunlu olarak anlamanın kendisinin ürettiği bilincimize ait idealar olacaklar. Sebebi de buradan duyarlılıktan gelen olası deneyimle desteklenememeleri bunlar. Sadece mantıki çıkarsamalar olur. Bunlar ne diye baktığımızda çok şaşırtıcı üç tane şeyle karşılaşacağız. Birincisi özne. Burada izin verirseniz İngilizce de yazayım çünkü daha sonra konuşmada gerekecek. Subject ya da subject denen şey. Birincisi özne. Öznenin bütünlüğü düşüncesine dolayısıyla mantık yürüterek zorunlu olarak ulaşırız. Zaten bütün bu yuvarlağın temeli de aslında bu düşüncedir. Bu düşüncenin dayandığı yerde öz algının, perception denen öz algının kendisini kendisine bir bütün olarak sunmak zorunda olmasıdır. İkincisi nesnenin tümlüğü. Üçüncüsü ise bu ikisinden oluşan dünyanın tümlüğü. Yani her şeyin tümlüğü. Her şeyin tümlüğü ya da başka bir deyişle Tanrı. Şimdi bu üçüne yalnız bunu bu noktayı bir kere daha tekrarlamama izin verin. Bu üçü aklımızın kendi ihtiyacına cevap vermek için mantıki süreçler çalıştırarak zorunlu olarak. Çünkü mantık alanı Kant'a göre bir zorunluluk alanı. Orada özgürlük falan yok. Eylem alanı bir özgürlük alanı. Ahlakla belirleniyor. O konuya daha sonra geleceğiz. Fakat burada sadece ve sadece şeyden bahsedebiliriz, zorunluluktan bahsedebiliriz. Çünkü mantık zorunluluklarla işleyen bir şey. A ise B'dir. Ve bu böyle ise bu değiştirilemez bir ilişkidir. Şimdi yani zorunlu olarak vardığımız şeyler, fakat ısrarla da şunu uyaracak. Diyecek ki bunları aklımız zorunlu olarak üretiyor, hem ihtiyacın hem mantığın zorunlu olarak çıkıyor diye bunların aklımızın dışında olduğunu düşünmemek gerekir. Bu haliyle aklımızın içinde kaldığı sürece bunlara idealar diyecek. Ama eylemliliğimizle bunları aklımızın dışında gerçekleştirmeye çalıştığımızda da bunlara idealler diyecek. Zaten daha sonradan özellikle Fichte'de belirginleşen idealizm hali, Alman idealizmine bence esas karakterini veren Fichte'nin yaklaşımıdır. İdealizm hali de tam buradan gelecek. Yani iyiyi ve doğruyu düşündüğümüz, Tanrı'yı düşündüğümüz, var olduğunu düşündüğümüz ve eylemliğimizle onu bilincimizin dışında var etmeye çalıştığımız zaman idealist davranıyor olacağız. Şimdi bizim meselemizle varlığa gelmek ve gitmekle bütün bunların ne ilgisi var derseniz, tam da burada aslında bu Kant'ın üç ideasında kendini gösterdiler bile. Yani bunların aklın anlama zorunluluğu gereği. Yani biz insanlar kendi eğilimlerimiz ve yönelimlerimiz sonucu mu bu tarz bir Platonculuğa yöneliyoruz diye sorduğumuz zaman Kant'ın buna cevabı şu olacak. Kendi anlamamızın gereği ihtiyacı olarak anlama ihtiyacımızdan kaynaklanan bir bütünleştirme hareketi içindedir aklımız. Buradan çıkarılacak bir önemli sonuç, yani o zamanlar pek göze gözükmedi ama şu olacak. Aklın bu şekilde tümlüklerini kurduğu şeylerin aslında aklın dışında tüm olmama ihtimalleri. Yani aklın ya da modern düşüncenin başında varlığı kendi varlığından başka hiçbir şeye dayandırılamayacak şey olarak kurduğu tözün aslında böyle de olamayacağı düşüncesi. Şimdi bu niye önemli diye sorduğumuzda da şunu söyleyebilirim. Yani postmodern eleştiri, hani 1950'li yıllarda başlayan ve 1980'lerde doruğuna ulaşıp 80'lerden sonra da sönümlenmeye başlayan, giderek yerine aslında bunlar üç iman akidesidir bir yandan da ve yani modern anlamda bilim ve bilgi bu üç iman akidesinin altına imza atmadan da yapılamaz. Yani bir bilecek akıl olmalıdır, bir bilinecek nesne olmalıdır, bir de bilecek akıl ve bilinecek nesne aynı dünyada yer almalıdır. Yani birbirleriyle iletişebilmelidirler. Aslında bu şu demek, bunların her biri tek bir tözün içinde hareket ediyorlar demek. Fakat
geldiğimiz yerde şimdi postmodern düşüncenin geri çekilişi arkasında hem entelektüel olarak bir yeni sağcılık hem de toplumsal olarak aslında bence eskiye göre oldukça değişime uğramış bir iman yükselişine yol açtı. Buradan sadece iman yükselişi derken dinin yükselişini kastettiğimi düşünmeyin. Sadece Orta Doğu ülkelerinde olduğunu da düşünmeyin. Bütün batıda, bütün dünyada global olarak modern düşüncenin temel akidelerinin çökmesi üzerine ortaya ciddi bir boşluk çıktı. Yani mesela daha sonraki konuşma konuları o somut alanlara yönelik olacak. Ya yani ahlak meselesinde, yani insanlara karşı nasıl davranmalıyız meselesinde ya da siyasal olarak nasıl pozisyon almalıyız meselesinde artık modern düşüncenin bizim önümüzde rehber olabilme niteliği kalmayacak. Pratik de bize bunu söyleyecek. Şimdi o yüzden bu şeye, bu boşlukta bu meselenin yeniden düşünmesine ihtiyaç var deyip bunun nasıl düşünülebileceği tabii ki bir öneri, bir alternatif ve bunun temel ilham kaynağı da öyle söyleyeyim. Aristo'nun düşüncesi. Özellikle de yani Aristo'nun muhtelif eserlerine yayılmış bir düşünce bu. Şunu da belirteyim, Aristo'nun hiçbir zaman, yani eğer okuduysanız bilirsiniz, başından sonuna, A'sından Z'sine kadar tutarlı bir düşünür olduğunu söylemek zordur. Yani hayatının farklı dönemlerinde öyle anlaşılıyor ki farklı farklı etkiler altında kalmıştır. Ve bugün elimizde olan metinlerinde uzun yıllar ders notu olarak kullanıldığı düşünecek olursa, yani Aristo uzmanları, filologlar bu metinlerin üzerinde yıllar içinde epeyce değişiklikler yapıldığını söylerler bize. Dolayısıyla bu böyle tutarsız yapısı oldukça anlaşılabilir. Bunlar yayınlanmak üzere hazırlanmış metinler değildir. Derslerde hatta işte bilmem kaç yılında şu dersi verirken yanına şöyle notlar düştük. Daha sonra 3 yıl sonra aynı dersi verirken görüşümüz şu konuda böyle değişti. Orayı çizdik, yerine bunu koyduk falan gibi oluşan metinlerdir. Benim şimdi burada özellikle bahsedeceğim kısım aslında tek bir metine oturacak. Fakat bu metinden parçaları Aristo'nun hem fiziğinde hem metafiziğinde bulmak mümkündür. Özellikle bu tek metine oturtacağım. Çünkü bahsettiğim metin yani muhtelif baskılara göre değişiyor ama 60 ila 90 sayfa arasında. Çok da uzun olmayan yani. Dolayısıyla oldukça sıkıştırılmış bir argüman, akıl yürütmeyi temiz, olası olabildiği kadar temiz içerebilen bir metin. Şimdi daha doğrusu ya da şöyle başka bir psikanalize değindirmek açısından da söyleyeyim. Eğer özne bütünsel değilse, hele Lacan'ın söylediği gibi hiçbir zamanda tümlenemeyecek bir şeyse, o zaman bu özneye ya da şeylerin hiçbir zaman tümlenemeyen bütünlüğü problemine nasıl yaklaşacağız? Şeyler bu şu demektir. Ne özne ne şeyler hiçbir zaman oldukları gibi kalmıyorlar demektir. Buradan bir açılış mesela nihilizme doğru giden, her şey zaten gelir ve gider, dolayısıyla hiç anlamın olanaklılığı yoktur diye çıkan bir yaklaşım olabilir. Ya da, ya durun bir dakika, durun bir dakika, bakalım şu meseleyi biraz kurcalayalım, altından ne çıkacak? Benim biraz çabam bu ikinci stratejiyle ilgili. Şimdi, bu bahsettiğim metnin başlığı, Yunanca başlığı, Yunancasını söyleyeceğim çünkü en azından terimlerden birisinin tanıdık geleceğini düşünüyorum. Yani bu başlıkları tabii ki Aristo'nun verdiğini de düşünmemek lazım. Dediğim gibi bunlar ders notları ve yani ne zaman? 2. yüzyılda edit edilmiş bir Aristo izleyicisi tarafından. Peri yani üzerine gene sois kai ftora. O terimlerin nasıl çevrileceği çok tartışma konusu. Fakat bu genesois yani genesis. Latincesi de neydi bakayım? De generatione et corruptione. Latince çevirisi bu. İngilizce çevirileri muhtelif olabiliyor. Mesela on neydi bakayım? On genesis
and ne corruption diye çevrilebiliyor. Muftara perishing diye de çevrilebiliyor. Yani yok olma, çözülme diye de çevrilebiliyor. Zaten corruptione orijinal Latince çevirisinde ki Orta Çağ'da yapılmış bir çeviri bu. Ondan sonra benim en sevdiğim çeviri anlam kaymalarına yol açıyor ama On Coming to Be and Passing Away diye İngilizce yapılmış çeviri. Bunu ben Türkçe işte varlığa gelmek ve varlıktan gitmek üzerine diye çeviriyorum. Şimdi nedir bu? Aslında Aristo burada böyle yaramaz öğrenci haliyle soruyu hiç büyütmeden, mümkün olduğu kadar küçültme stratejisini izleyerek yavaş yavaş önümüze atar. Der ki, yani şimdiye kadar bilinende kaç çeşit değişim vardır? Bir bakalım, değişimden bahsediyoruz. İşte bilinende kaç çeşit var? Bakayım, 3 çeşit der. Birincisi ne? İşte birincisi, nasıl söyleyeyim size? Dönüşüm diyebileceğim bir şey. Bunların ne demek olduğunu açıklamaya çalışacağım. İkincisi büyüme ve küçülme ile ilgili bir şey ya da birleşme ve çözülme ile ilgili bir değişimden bahsedebiliriz diyor. Bir de yer değiştirme ile ilgili. Yani ya bir şey dönüşür ya bir şeyler büyürler ve küçülürler, böylece değiştikleri söylenir. Ya da yer değiştirirler, böylece değiştikleri söylenir. Şimdi acaba bir dördüncüsü var mıdır? Yani daha önce o şey olmayan şeyin varlığa gelmesinden, bu şey olarak varlığa gelmesinden ve süreç içinde bu şey olarak varlıktan gitmesinden de bahsedilebilir mi? Ve bu saydığımız üç değişim tarzından farklı mıdır, değil midir diye sorulmuştur. Şimdi bunun nasıl bir şey olduğunu anlatalım. Şimdi iki tane stratejisi var burada. Birine girmeyecek. Birine girmeyecek, akıllılık edecek. Çünkü o daha zorlu bir soru. Sadece bu şeyden bahsedecek. Yani varlığa geliş olarak, varlığa gelişten bahsettiğimiz zaman özel olarak mesela bu silginin varlığa gelişinden değil de bir kavram olarak bahsettiğimiz zaman şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Burada kullandığı terimler de önemli olacak. Daha sonradan şu tahtaya yazdığım terimlerin orijinalleri olduklarını fark edeceğiz. Bir herhangi bir şeyin, ya buna X diyelim. X'in, öyle yazayım. X olmayandan X olmasını bahsettiğimiz şey bu. Yani herhangi bir şeyin o şey olmadan önceki hali. Şimdi o şey derken ne demek istiyor dediğimiz zaman şey ne demek diye. Onun terminolojisinde daha sonra bu substans diye, modernlikte toz diye ve varlığı tamamen kendinden menkul olan şey diye anlaşılacak olan bu terimin çevirisidir o. Usya diye bir şeyden bahsettiğini görüyoruz. Fakat Usya, Aristo'nun düşüncesinde bir toz diye çevriliyor, doğru. Yani Almancasında toz diye çevriliyor, Latincesi zaten substansiya. Fakat substansiyanın ayırdığımız zaman Latinlerin çok da yanlış yapmadıklarını görüyoruz. Bunun sebebi bu altta duran demek. Sub, alt demek. Stansiya da orada dikilen, duran şeydi. Zaten nesne dediğimiz şey de aynı şey. Hop, ek, tum. Bu da karşıda duran demek. Hop karşısı, ek tumsa uzanan demek. Karşıda uzanan şey. Şimdi özne de altta uzanan demek. Sup, ek, tum. O da. Bu da alt eki, altta uzanan. Şimdi şey dediği burada yalnız bizim modern anlamda kavradığımız ve varlığı kendinden menkul, tozdan farklı olarak bu şey demekle Aristo bunu açıkça da belirtir. Yani tode tı ya da ti diyerek bu şeyden bahseder. Yani şu anda elimde tuttuğum şeyden.
ve şu anda elimde tuttuğum haliyle olan bu şeyden bahsediyor. Bunu buraya bıraktığınız zaman bu başka bir şey. Şu anda elimde tuttuğum haliyle, yani karşılaştığım haliyle bu şeyden bahseder. Şimdi dolayısıyla varlığa geliş ve varlıktan gidişin konusu olan şey bu şeydir. Sorumuz da zaten bu şeyin bu şey olmama halinden bu şey olma haline dönüşüp dönüşemeyeceğiyle ilgili bir soru. Şimdi bunun çok bu sorunun çok enteresan açılımları olacak. Fakat önce şöyle söyleyeyim. Diyecek ki monistler açısından genesis ve futura, yani varlığa geliş ve gidiş, bu şeyin varlığa geliş ve gidişini düşünmek olanaksızdır diyecek. Onlar dönüşümle varlığa geliş ve varlıktan gidiş arasında bir fark öngöremezler diyecek. Şimdi burada monist derken kastettiği iki unsur var. Bir, bizim bugünkü terminolojiyle idealistler diyebileceğimiz, işte hani bütün varlığın eski Yunan düşüncesinde bütün varlığın şu ya da bu elementten oluştuğunu söyleyenler, ateşten, sudan, havadan vesaire oluştuğunu söyleyenler, ya da bir tarafta da atomcular. Atomcular da, yani bugün materyalist diye bilinen akımda, biliyorsunuz atomon, yani nasıl, bölünemeyenler diye oluşturdu bir kavram üzerinden bütün varlığı kuruyor. Onlar açısından aslında varlığa geliş ve gidiş problemi tamamen büyüme ve küçülme problemiyle alakalı. Yani atomlar bir araya gelirler, yani büyürler, bir atomdan 15 atoma, 300 atoma, 500 atoma çıkarlar ve bir şey oluştururlar, bir maddeyi, bir sandalyeyi oluştururlar. Ya da küçülürler, dağılırlar. Atomların hiçbir zaman varlığa gelmez ve gitmez ama dağılırlar ve dolayısıyla başka şeyleri oluştururlar. Farklı farklı biçimlerdeki atomların, şemata dedikleri bunların, atomcuların, kimler bunlar? Özellikle Leukippos ve Demokritos denen düşünürler. Ki Aristo bu çalışmasında bunları aslında epeyce duruma yaklaştıklarını falan da söyleyecek ama yeterli olmadıklarını söyleyecek. Bu bağlamda şöyle diyecek, bunlar ancak büyüme ve küçülme üzerinden varlığa geliş ve gidiş anlamı. O halde biz şimdi nasıl anlamalıyız? Çok basitçe bunun bir o şey olmama halinden...